Bu soruya cevap verebilmem için biraz kariyerimi anlatmam lazım. Ben kredilerde çalışmaya başladım. Kreditas, kredi izleme, işte oradaki süreçlerin geliştirilmesiyle ilgili. Tam o işleri yapıyorken çok iyi bir fırsat çıktı. İşte kredilerin otomatize edilmesi lazım. Okey, kim yapacak? Ben yaparım. O işe girdi. Nasıl yapacaksın biliyor musun süreçleri? Ya hallederiz yani. Sonuçta işi biliyoruz yani. Yani bunun gerisi devamı gelir. Ondan sonra IT ekiple birlikte çalışmaya başladık. Biraz böyle proje analisti gibi orada çalıştım. Sonra bunları yaparken farklı bir kariyer fırsatı ortaya çıktı. Denetimle ilgili bir fırsat. Yine krediler altında bir denetim ekibi kuruluyor. Sağ olsunlar, hani gelir misin dediler. Oraya dahil oldu. Tabii orada da bu tür geliştirmeleri gördükten sonra bu işte niye bunları uygulamıyor? Farklı şeyler denebiliriz falan derken ben orada bir baktım, işte kodlar yazıyorum, onu yapıyorum, bunu yapıyorum falan derken çok iyi sonuçlar aldık. Sonra teftiş ekibine geçtim. Teftişte de yine aynı şekilde oradaki otomizasyonlar ya da denetimlerde hani nasıl daha analitik çalışırız, bu tür konularda onlara destek olmaya çalıştım. Sonra bir fırsat daha çıktı. Dediler ki işte iç kontrolde veri analiti ekibi kurulacak. Kim yapar? Ben yapar. Hemen o tarafa geçtik. Orada ekibi kurduk. Yani 2014'tü yanlış hatırlamıyorsam. İşte orada serüvenim başladı. Artık yani bu işe odaklandık. Hani veri analiti için ne yapabiliriz? İşte SQL öğrendik, istatistik öğrendik ve çok iyi sonuçlar elde ettik. Ondan sonra Sarp, sen bu işleri yaptın, bir de şunu yapar mısın dediler. Tamam, onu da yaparız dedik. Bu sefer iş hacmimiz de bir anda gelişmeye başladı. Uyum işleri vesaire, onların analitik işlerini yapmaya başladık. Sonra işte global fırsatlar ortaya çıktı. Global'le birlikte işte projeler yaptı. Bunların hepsini yaparken yani ciddi anlamda kendimize de yatırımlar yaptık. Yani akşamları eve gittiğim zaman işte kod nasıl yazılır, hangi uygulamalar var, YouTube izlemeleri olsun, işte uygulamalar olsun, hep kendimizi geliştirdik. Sadece bunu ben yapmadım bu arada, bütün ekip olarak yaptık. Yani hep ekip olarak yeni şeyler öğrendik. Ya günün sonunda geldiğimiz noktada bir uluslararası ilişkiler mezunu, bir işletme mezunu, bir işte mühendis bütün denetim ekiplerine hizmet verebilecek ve globalde de aynı şekilde bu hizmeti sunabilecek bir yapıya ulaştı. O yüzden de hani proaktif olmak ve hani enerjimizin yüksek olması bence bunları ciddi anlamda tetikleyen unsurlar diyebilirim.